Yüksek Seçim Kurulu'nda bizlere bilgileri aktaran ve her gün bunu düzenli bir şekilde bizleri aydınlatarak yapan sevgili Sertaç Murat Koç'a teşekkürler. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu dedik, imza kampanyaları bitti. Peki yani bugün çok önemli bir görüşme var, oraya bağlayacağım. Çünkü aynı zamanda bu süreci çok yakından ilgilendiren de bir görüşme. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Muharrem İnce'yi ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu bu süreci çok pozitif yürüttü. Görüşeceğiz, tabii ki gideceğim. Muharrem İnce aslında ilk bizim kanalda Candaş'a yaptığı açıklamayı dedi ki o benim abimdir, eski genel başkanımdır, tabii ki ziyaretine açığım dedi. Ama sonra bakın söylediklerim bağlamından koparıldı. Ya ben öyle abimdir dedim ama adaylığımı da konuşmaya açmadım dedi vesaire vesaire. Süreç böyle devam etti ama bugün saat 17'de bu iki isim bir araya geliyor. Peki. Peki bir de şu var, biraz önce konuştuk, hukuki süreci var. Diyelim farazi söylüyorum, Muharrem İnce ben bu yarıştan çekiliyorum, sana destek olacağım Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Hukuki süreç nasıl olacak, pusulada yer alacak mı mesela? Bunlar önemli ibareler. Bu ziyaret bugün 17'de gerçekleşecek. TV100'de kalın, takip edin diyelim ve haberimize bakalım. Elbette. Memleket Partisi'nde ziyaret edeceğim. Elbette onlarla da konuşacağım. Görüşme sinyali Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Bey abim buyursun gelsin diyen ince yeşil ışık yaktı. Böylece aynı kulvarda yarışacak iki ismin buluşması kesinleşti. Vatandaşla siyasetçi arasında güven köprüsünü yeniden inşa edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kapısını 29 Mart Çarşamba günü çalacak. Görüşme saat 17'de gerçekleşecek. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu siyasi partileri ziyaret turlarına devam ediyor. İlk olarak Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi'ne giden Kılıçdaroğlu, ardından Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret etti. İki Cumhurbaşkanı adayının görüşme randevusu, İnce'nin Kılıçdaroğlu için ağabeyimdir, hürmet ederim, müzakereye açığım açıklamasının ardından netleşti. Cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesi için çağrı yapılan İnce bu ihtimale karşı. Siyaset yapmak istediğini söyleyerek adaylığının devam edeceği mesajını verdi. 31 Mart Cuma günü kesin aday listesi resmi gazetede yayımlanacak. 30 Mart Perşembe mesai bitimine kadar adaylıktan çekilmezse Muharrem İnce'nin ismi oy pusulasında yer alacak. Ben Çetin Ceviz'im. Ben öyle pes etmem. Yavuz Ağaralioğlu bir süredir siyaseten çok konuşulan bir isim. Yavuz Ağaralioğlu bize masada kumpas kurdular dedi. Zehir zemberek sözler etti. Bunun ardından herkes bir istifa, bir affını isteme ya da bir ihraç olur mu noktasına geldi. Ama bir süre mesele muallakta kaldı diyebiliriz esasen. Ve sonra işte sonra dün ve biz ana haberde ilk kez duyuran kanal olduk, onu da söyleyelim. Ece Üner meslektaşım ilk kez o duyurdu. Yavuz Ağaralioğlu resmen açıklama yaptı. Lüzum gördüğüm üzere İYİ Parti'den istifa ediyorum dedi. TV100'ün ulaştığı bir son dakika gelişmesi var sırada. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı. TV100 ana haber bülteninde Ece Üner bu sözlerle duyurdu. Ağaralioğlu'nun istifası siyaset meydanına bomba gibi düştü. Memleketin masasına pusu kurmak için getirenlere asla müsaade yok. Güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modelini bulduk diyerek masayı eleştirmişti. Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem diye yola çıkıp güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu. Bu açıklamaları yaparken istifa değil itiraz olduğunu belirtse de beklenen oldu. Sokağın ve parti teşkilatının sesini yansıttığımı düşünüyorum dedi. Milletvekilliği adaylığı içinde başvuru yapmamıştı. Tabana işaret etti Ağaralioğlu. Masanın karşılığı yok dedi. Tüm bunlar üzerine Ağaralioğlu'nun partisinden istifa edebileceği konuşuluyordu. TV100'ün ulaştığı bir son dakika gelişmesi var sırada. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu İYİ Parti'den istifa etme kararı aldı. Önce Sayın Genel Başkan'la bir görüşme yapmam yakışık alır dedi. Görüşecekti. Ancak TV100 programcısı Candaş Tolga Işık Twitter hesabından önemli gelişmeyi duyurdu. Işık attığı tweette size bir son dakika haberi vereyim. Meral Akşener Yavuz Ağaralioğlu'na yarın 13'te verdiği randevuyu az önce iptal etti. Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesi TV'ye çıkıp istifasını duyurması. Bu iptal az önce kendisine de bildirildi, ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'den ilk açıklama parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan geldi. Bu görüşmenin olmayacağını belirtti. Zorlu, istifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir, dedi.